mimari bakımından evet çok benziyor. Yani 3. Alexandre Köprüsü'ne çok benzeyen bir yeni bir köprü. Bu köprünün başka bir manzara işte bu devam ediyor şeye kadar, yani Yeminönü'ne kadar böyle devam edecek. Devam edecekti. Ondan sonra bu çok enteresan işte bu at meydanı. At meydanı solda işte Sultanahmet Camii, bir de burada işte İbrahim Paşa sarayının yerinde görüyorsunuz tabii bambaşka yani mimari usulü büyük bir bina ve biraz şey Champs-Élysées'e benzeyen ya da tam Fransız bahçe sanatı usulü yani böyle bir böyle büyük bir meydan yapacaktım. Ondan sonra işte diğer bir görüntü yani bu aynı şey daha iyi işte bir Sultanahmet görebileceğiz burada. Bu işte Beyazıt Üniversite eski Serasker olduğu yeri. Bir de bu artık yani bu bugün şey üniversitenin binası burada bulunuyor ve tam ters görüyorum işte Beyazıt kusura bakmayın işte Beyazıt Camii burada ve şeye bakıyoruz şimdi Beyazıt meydanına bakıyoruz ve üniversitenin bugün üniversitenin kapısı burada tamam ve burada işte Beyazıt meydanı yani tamamen işte böyle Fransız usulü bahçe var mesire var bir de tam bu oryantalist üslubuyla şimdi yapılmış böyle büyük binalar yapmak istiyordu. Ve yani şehrin dokuntusuna hiç dikkat etmeden tabii böyle yeni binalar yapmak niyetindeydi. Şimdi bu ters görüyoruz. Şimdi bu tasavvur ettiği yani şey Buvar'ın tasavvur ettiği Beyazıt Meydanı bir de şimdi üniversite bulunduğu yer işte bu ön giriş ve sağda Beyazıt Camii. Bunlar işte bu köprünün sonu yani şey Yeminönü tarafında işte bu burası yeni Valide Camii ve yeni şey iki tarafında böyle o da biraz oryantalist üslubu ile yapılmış bir iki bina yaptırmak istiyordum. İşte öbür tarafı işte bu bütün bunları işte bu proje sanırım son evet işte son görüntü şimdi bu var söylediğim gibi yani hiç yani İstanbul'a hiç gelmedi ama şimdi bildiğimiz kadarıyla Buvar'ın planları Abdülhamid'e hoşuna gitmiş ama Abdülhamid herhalde mali sıkıntıları yüzünden Allah'a çok şükür bunları gerçekleştiremedi. Şimdi konuşmamın son bölümüne geçmek istiyorum. İşte Abdülhamid başarısızlığı. İşte ve ilk önce işte değişen bir diplomatik durum karşı karşıya bulundu. Yani bu konuda bir iki söz söylemekle yetineceğim.
diplomasi aracılığıyla büyük güçler arasında dengeli bir politikaya devam etmeye çalışan ikinci Abdülhamid, 20. yüzyılın ilk yıllarında büyük zorluklarla karşı karşıya kaldı. 1905'te Japonlara karşı yenilgiye uğradıktan sonra Rusya, Balkanlar ve Boğazlara ilgilenmeye tekrar başladı. Bu demek yine bir takım tazikat, yine Ermeni meselesinin ön plana çıkması vesaire. Aynı ittifakta bulunan İngiltere ve Rusya sanki Osmanlı İmparatorluğunu paylaşmak için hazırlanıyorlarmış gibi görünüyorlardı. Bir de iç zorluklar vardı. Kapitülasyonlar konusunda büyük güçlerle bitmeyen mücadele ve yine yani Tanzimat'tan başlayan yine Abdülhamid çabaladı yani onları kaldırmak için. Tanzimat'tan beri Osmanlı devlet adamları kapitülasyonları kaldırmaya çalışıyorlardı. Fakat büyük güçler hiçbir zaman bunu kabul etmediler. Abdülhamid'e göre kapitülasyonlar bizim haklarımızı çiğneyip bize karşı adaletsizliktir. Başka yerde haksız imtiyazlardan ya da haysiyet kırıcı imtiyazattan söz ediyor. Sultan birkaç kere büyük devletlerin bu kapitülasyon rejimini hafifletmelerini ısrarla istedi ama hiçbir netice alamadı. Mesela yabancı postahanelerini kapatmak için çabaladı boşu boşuna. Yine büyük devletlerin gümrük tarifesinde Osmanlılar lehine bir değişiklik kabul etmelerini istedi. O da olmadı. Maliye sıkıntılarından kurtulmak arzu eden Sultan, Muharrem kararnamesinden sonra tekrar Avrupa'dan kredi almaya başladı. Ama bu yetmedi. Son yıllarında hazine memurların ve askerlerin muntazaman maaşlarını ödeyemez bir duruma geldi. Mesela Ramazan ya da bayram yaklaştığında aylıkları vermek için birkaç kere Osmanlı bankasına borçlanmak zorunda kaldı. 1908 önceki yıllarında askerlere maaş verilemedi ki bu durum kışlalarda büyük bir rahatsızlık ve hoşnutsuzluğa neden oldu. Yine de Abdülhamid zamanında Osmanlı Devleti'nin belli bir iktisadi gelişmesi var. Ama bu gelişme daha çok özel sektörden kaynaklanıyor. Donald Quatet'in güzel araştırmaları sayesinde 19. yüzyılın sonunda Osmanlı bazı kentlerinde tekstil alanında olsun, gıda sanayinde olsun önemli gelişmeler görmekteyiz. Çünkü yine Quatet'in bize hatırlattığı gibi uzun zaman tarihçilerin önem vermemiş oldukları iç pazar Osmanlı ekonomisinde büyük bir rol oynuyor. Buna rağmen iktisat açısından 20. yüzyılı başında Osmanlı Devleti büyük bir güç olmaktan uzak kalıyor. O dönemde çok gelişmiş bir ülke olmayan Rusya ile bile rekabet edemez durumundadır. Rejim giderek otoriter bir hale dönüşüyor. Sultan, saltanatın 25 sene sonrasında epey değişti. 1901'de onu Yıldız'da ziyaret eden Van Berry şunu yazıyor. Bu yakın zamanda onda olağanüstü bir değişiklik olmuş. Yaşı daha 59 ama iki büklüm
olmuş, sinirleri yıpranmış, direnç yeteneği kırılmış. Herkesin içinde bu zaaf halini örtmek için elinden geleni yapıyor ama özel yaşamında kendini çok bitik hissediyor, zaman zaman bayılıyor. Yorulmaya başlayan sultanın rejimi giderek otoriter oluyor. Polis, hafiyelerin ağı, sürgün politikası, bütün bunlar az çok biliniyor. Mesela meşhur yazar ve matbaacı Ebu Ziya Tevfik, ki hiçbir zaman Abdülhamid'e karşı bir yazı yazmamıştı, birdenbire 1900 yılında bilinmeyen bir sebepten dolayı Konya'ya sürülüyor. Fatma Gül Demirel'in güzel kitabı sayesinde Abdülhamid sansür politikasını iyi biliyoruz. Eğitim alanında da öğrenciler ve talebelere karşı şüphe artar. İstanbul'da 1900 yılında Darülfünun açılmasının amaçlarından biri gençlerin Avrupa'da tahsil edip liberal fikirlerle zehirlenmelerini engellemekti. Okullarda din ve ahlak derslerinin saatleri artırılır. Birçok aydın öğretmen İstanbul'dan uzaklaştırılır. Şimdi bir sonuç olarak bir iki söz söylemek istiyorum. Yani çok kısaca. Abdülhamid Osmanlı İmparatorluğunu büyük güçler arasına sokmak hayalinde başarısızlığa uğradı. Kabul etmek gerekiyor ki önüne koyduğu bu hedef tek bir insanın sınırlarını çok aşıyordu. Ama Stanford Show ile diyebiliriz ki gene de onların söz etmediğim ve gerçekleştirdiği reformlar onu The Last Man of the Tanzimat, paradoksal olarak The Last Man of the Tanzimat, yani Tanzimat'ın son adamı yapar. Sabrınız ve dikkatiniz için çok teşekkür ederim.